24 Eylül 2018 Antalya Finike Turunçova'dayız. Demirer Sokak'tayız. Demirer Sokak'ta. Yanımızda Necdet Uysal. Buraya Cem. Cem Korkmaz'ın. Cem Korkmaz'ın bahçesi. Evet. Bir portakal. Evet. Narenciye bahçesi. Narenciye bahçesi. Kaç dönüm efendim burası? 150-160 dönüm var. 150-160 dönüm var. Buranı burada rekor gelişimi ürünümüzü kullandınız. Evet. Öncelikle bu bahçenizde bir kuruma, ağaç kuruma, portakal, narenci kuruma sorunuz vardı. Evet abi, işte örnek bu ağaç büyüktü bak, şimdi kuruyordu. Şu anda söktü. Ne zaman kullandık? Öncelikle onu bir söyleyelim. Kullanma tarihimiz. Bundan abi Şubat Mart'ta kullandık biz bunu. Bu sene kullandınız. Evet evet. 2018 yılında. Evet. Şu an arkamızda duran ağaç da aynı şekilde. Aynı aynı. Kuruyan bir ağaç. Evet. Şöyle ağacın gövdesini gösterelim. Evet. Yani şu şekilde bir ağaç. Evet, bu hale geldi. Böyle. Şimdi burada zaten baktığımızda evet. Ağacın faaliyete geçtiği ve şu yara, şuraları kapatmaya başlamış ağaç yarısını. Evet. Şuradan bakın, şöyle gözüküyor. Evet abi. Ağaç kabuğunu atıyor ve şu hızlı bir şekilde kapatmaya başlamış. Ve ağaç bildiğiniz odun gibi olmuş. Evet. Cins olarak neydi bu ağacın cinsi? Washington. Şunu da gösterelim. Şöyle. Şimdi burada daha önce farklı uygulamalar yaptınız herhalde değil mi? Evet evet abi. Bulamadık şeyini, bulamadık. Darısını bulamadınız. Bulamadık. Bu ağacı geçen sene buradan kesmişsiniz. Evet. Bu da odunlaşmış. Evet evet. Ama şu an baktığınızda hem dibinden hem şöyle gövdeden de hala fışkırmaya devam evet, ediyor. Evet. Şu şekilde. Evet. Fisiller devam ediyor. Üst taraftaki kalan dallardan yürümeler devam ediyor. Evet. Şu taraftan gösterelim. Ağacı yine uzaktan gösterelim bir. Şimdi portakal ağacı, yani portakal da çok kolay, hızlı bir şekilde büyüyen bir ağaç değil. Değil mesela abi, şurada değil. Sökülmüş bir tane evet. Yerine bir ağaç dikmişsiniz. Diktik. 3 sene oldu onun. 3 senelik bir ağaç. Evet. Böyle görülüyor. Daha 200 sene de o şey yani. Bir de fide de yetişti yani o. Fide de yetişti. Şunu demek evet. istiyorum. Şimdi kuruyan bir ağacı normal kuturlu belli bir çapta bir ağaca dönüştürebildik. Bir sene evet, olmadan. Evet evet. Ama evet. bir fidan hala duruyor yerinde. Evet, tabii canım. Şimdi şunu soracağım ben size. Bu bölgede özellikle Turunçova, Finike bölgesindeki portakalla ilgili narencilerde büyük oranda kuruma sorunu var. Var var abi var. Bugüne kadar neler yaptınız yani bu ağaçlarla ilgili çalışmanız neydi yani? Kurumasıyla ilgili yaptığınız işlemler var mıydı? Abi işte ziraatçı getireceğiz. Şunu yeteceksin, şunu yeteceksin. Yaptık. Evet. Çaresini göremedik abi. Şu an? Göremedik. Allah şu an aşkına, rekor gelişimden sonra? Bir faaliyet gördük yani. Faaliyet bunu. Gördünüz. Gördük. Peki, gözümüzün önünde abi. Arada kuruyanlar da şimdi vardı. Şimdi bu bahçenizin çok... tamamında bir kuruma sorunu olduğunu söylediniz. Ağaçlarda evet. bir çallaşma. Evet. Şu an bir çallaşma görüyor musunuz? Şu anda yok Allah'ın izniyle. Şu anda yok. Şöyle gezelim o tarafa doğru. Gezelim şöyle de gösterelim. Şu ya şurada geçelim. Bak karşıda da var örnek. Bak. Karşıda. Bakalım. Onlara da bakalım. Üreticiler görsün. Yerine buradan geçebilecek miyiz? Burada geçeriz, geçer. Boru sağlamdır. Bak, burada dipte de var abi bak. Tam kuruyordu bu ağaç. Hangisi? Şimdi bu bahçede hep kullandınız, doğru mu? Evet, evet, evet. evet. Kullandım. Bak. Bak bu ağaç, kuruyordu bu ağaç. Evet. Bu ilacı attık, biz bunu Şubat'ta kendimize alacaksın. Bak. Bu ağaç gidiyordu. Biz deneme giderken gitmiş yani. Evet, dibine bunu diktik zaten bu ağaç gitmiş yerine diktik. Evet. Bak işte örnek bu. Yani burada zaten kuruyan dallar da yerinde duruyor. Evet evet. Bu örnek. Biz bunu ağaç koyduk. Yani bak patlattı dibine ne diyeyim patlattı. Arkada abinin arkasında da var. Bu da aynı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi bazı ağaçların dibine ağaçlar kuruyacak diye fidan dikmişsiniz. Evet fidan dikti abi. Ne olacak şimdi bunlar? Evet. Bak, yani bu ağaçlar büyümeye devam edecek, gelişime devam edecek. Evet. Gidelim şöyle gösterelim. Yani bir yerde tesadüf olmadığı görülüyor. Zaten bunlar kuruyacak. Şu da aynı. Bunlar evet, da kurulmuş. Evet. Kuruyacak diye biz artık ümidi kestik bunlardan. Yani araya kefene hazırladık, ha. ağaçları gönderiyorduk. Evet, evet. Doğru mu? Şöyle gelin böyle gösterin siz de. Şimdi, bu da kuruyordu bu da. Dibinden bak şah çıkıyor. Şah kestiklerimiz belli bak. Evet. Şah çıktı mı o fidan ağaç gidiyor demek galiba. Ama şu an?
Şu an düzeltti Allah'ın izniyle. Şu an düzeltti. Herhangi bir kusur görünmüyor. Çalı gibiydi bu. Yani şöyle gözüküyor zaten şuradaki şeyler. Kestik bak farkındasın. Tepeyi kestik. Hı-hı. Buraları kestik. Macunları bak. Şuraları kesilmiş. Kestik. Çalı gibiydi bu. Gurusunu haytladık. Allah'ın izniyle bunları hep kestik. Böyle oraya doğru da gidelim. Gösterelim oradan da. Bak şurada da var bak böyle. Hangisi? O da bugün gece. Şu ağaç bak, yüzünü kestik bak. Farkındayım mı? Evet. Bak, yüzünü kestik. Bu ağaç da uygulamışsınız. Allah'ın izniyle kurtardı yani. Bak. Burada da aynı şekilde evet, geçerli. Evet, evet. Hani kaç yaşında bu ağaç? Bu ağaç şu anda 14-15 yaşında abi. 15 yaşında ağaç vurmaya başladı. Evet. Vuruyor. Gövdelerinden zaten belli yani bu ağaçların. Şu gövdelerinden belli. Evet. Ama şöyle söyleyeyim bakın şu gövdeler açmaya başlamış şu şekilde. Hı hı. Şuralardan kabuk muhtemelen gövde de kendini yenileyecek. İnşallah. Şimdi şöyle gelin Necdet Bey. Burada rekor gelişimi bu ağaçları kullandınız. Tabii kullandım. 15 yaşında 20 yaşında bir ağacı tekrardan çalışır bir duruma getirip evet. Sürgün yaptırıp meyve tutturmak kolay bir şey değil. Değil. Bir zaman istiyor, bir süreç istiyor. Evet, tabii. Şu an burada hala süreç devam ediyor. Bak ama lafını kestim. Geçen sene bu ağaçlar yıkılıyordu böyle meyveyle. Evet. Bu sene ondan sonra hastalandın sıra. Hastalandı. Stres geçirdi ağaç. Meyve bile tutmadı bak. Meyve bile tutmadı. Tutmaz. Şu anda farkındasınız meyve ağzı evet, bak. Evet. Ama şey anlamında da baktığınız zaman ağaçlar da gayet güzel. Şu anda düzeldi yani Allah'ın izniyle. Canlılık var. Evet, evet. Burada tabii uygulamamızı yaptık. Diğer uygulamamızı da yaptık. Evet. Bir de toprakla ilgili. Evet, kabarma var toprakta. Bunu doğru. Bahsetmiştik size. Evet. Şöyle gösterebilirseniz siz de elinizle. Doğru. Şöyle bir. Doğru. İşte. Yani. İşte. Buraya et toprak. Evet, evet. Kazın işte. Şöyle biraz, kazın. Yani. Pilav gibi, samra yani gibi. Herhangi bir çapa falan yapılmadı yok, yani. Yok, yok, yok. Bunun dibi hayatta sürülmüyor bile. Yani. Bunun dibi sürülmüyor. Şu an görüldüğü gibi. Evet. Sulamayla ilgili bir tespitiniz var mı burada? Sulamayla ilgili... Mesela ne kadar zamanda suluyordunuz? Haftada iki kere suluyorum abi ben bunu. Haftada iki kere suluyorsunuz. Aynısı uygulama yapayım. Aynısını devam ediyorsunuz. Devam edeyim. Peki, hiç değişmiyor. Şöyle söyleyeyim. Toprağınızın suyu emme ile ilgili şeyine baktınız mı? Baktık abi drenaj her şeyi var yani. Suyu rahat emebiliyor mu emiyor, şu an? Emiyi. Yani bu evet. Rekor gelişim böyle de bir artısı da var. Bunu da söylemek istiyorum. Evet. Toprağı emmesi, toprakta nemi koruması ile alakalı. Şöyle gidelim o ağaçları da gösterelim. Yani ya tavsiye ederim küçüklerimize böyle şey. İşte örnek. Bunlar duruyor. Biz bunlara köklemedik. Niye biliyor musun? Kesinlikle süremezsin. Kafala diye yapmadık. Evet. Ama bu ilacı uyguladık. Bak şimdi buyur. Bu ağaç durmuş. Yani. Evet. Şu ağaçta yani bunu başarıyor olmak çok büyük bir. Tabii tabii tabii. Olay. Çok zor bir olay. Evet abi. Yani ağaç şöyle görüyorsunuz. Evet. Üreticiler görüyor. Evet. Hani. Bildiğiniz kurumuş bir ağaç bu yani. Evet, hani, evet. Belli diyorlar ya bazen. Yok artık kardeşim falan. Evet. Bakın şurada da aynı. Evet. Ağacın bu tarafını da gösterelim. Evet. Bu ağaç duruyordu, gidiyordu bu ağacı artık. Ümidi kestik biz bundan. Ve şu an bunları temizleyeceksiniz herhalde. Şimdi bunu temizledik. Dibini şahlarını alacağız. Kavayı evet. Da denkleştireceğiz. Allah'ın izniyle yengeye. Evet. Gelecek sene meyve olacak. En azından burada durdurabilmişsin. İşte örnek tam vuruyor. Tam kurmuş. Bunda diyecek bir söz yok. Evet. Bunu atmadık bari. Bu ölüyü ne edeceksin kardeşim? Değil mi? Evet. Ölü bu. Atsaydınız belki onda da bir can var şeydi. Evet. Bunu öldü bir ihtimal evet. Şey olabilir. Evet. Şöyle gidelim. Şurada da var bir tane. Var var abi. O kıyıda da vardır. Şimdi burada da aynı. Bu ağaçta da aynı sorun var. Vardı, var abi. Ama buradaki olay şöyle. Bu kurumuş bir dal. Evet. Burada bu ağacın kuruması durmuş. Şah sürmüş. Durdu. Ve çalışmasına devam ediyor. Şimdi bak. Dikkat ederse üreticilerimiz şu anda meyve yok bu ağaçta. Meyve yok. Vurmaya döndüğü için. Tane var o tekti bu. Bu yıkı bunu. Bunda meyve şöyle yok. Niye yok? Stres geçirdi ağaç. Hasta. Evet. Meyve tutmadı. Ama yengeye Allah'ın izniyle bu dalı çıkıyor. Yeni yılda inşallah şey yapacak. Tamam, gidelim tamam. Şöyle ileride bir tane daha var. Onları da gösterelim. Bak ileride var. Evet.
Ölür bunlar, bir ölecek. Bu ağaç ne kadar? Ölür. Yüzünü kestirmeyin bak. Şey, ama sonra kesmez deyince. Niye dedik? Üremezsin sağa sola. Evet. Ya, toprakta da koymayız bunun şeyini biz. Hasta dalı. Götürüyoruz, dışarı şimdi yaktıyız. Burada da aynı şekilde. Evet. Şöyle gösteriyorum. Şöyle gelin. Biz dedik tam kurusun köşelerini bunlar. Buradan şöyle çekelim şurayı da. Şu kısmını da şöyle gösterelim. Bu yana süren şahları. Abi şöyle gelin. Artık şey yapalım. Şimdi Finike bölgesinde yani birçok insanın bahçesinde şu an durum bu. Kuruma devam ediyor, kuruyor. Evet. Kurumanın sebebi topraktır, iklimdir. Toprak özelliğini kaybetmiş. Özellikle bu et topraklarda. Hı hı. Biraz daha bu oran artıyor. Sizce rekor gelişim şu an bu portakallarda kurumayla ilgili sorunuzu çözdü mü? Çözdü abi, çözdü. Çözdük. Faydasını gördüm. Diğer ağaçlarınızdaki durum da iyi. İyi, Allah'a şükür. Onları da iyi yaptı. Ama onları da uygulamayı düşünüyoruz yani. Siz şimdi bunun yanına, kuruyanların yanlarına böyle aralara bir ağaç evet, attınız. Evet abi, ne yapalım? Bunu kestik bunlardan. Ama tabii bu ağaçlar da hızlı büyüyünce şu an diyorsunuz ne olacak? Bu ne olacak? Neyin diye. İnşallah. Bunlar da büyüsün, bunlar da büyüsün. İnşallah bakalım. Tavsiye eder misiniz? Etmemiz rekor gelişimi işte, öncelikle Finike, Turunçova, gözümüzün önünde portakal işte üreticilerine Türkiye'de. Evet, etmemiz abi. Buradan tabii ki Cem Bey'e de selamlar ederim. Gönderiyoruz. Tabii. Siz onun burada bahçıvanlığını evet, yapıyorsunuz. Evet abi. Yardımcılığını yapıyorsunuz. Evet. Biz teşekkür ederiz. Bahçeyi gezdirdiniz. İnşallah. Şimdi abi görevimiz bizim. Tekrar ziyaretinizi edeceğiz. İnşallah bahçeyi abi. Her zaman buyurun gelin. Her zaman buyurun gelin abi. Şöyle bakalım. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.